Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf soru bankası çözümlerine devam ediyorum. 138. testteyiz. Kare kısmındayız. Birinci soruyla başlıyorum. ABCD kare AC köşegen EDC 35 derece DEC X kaç derecedir? Karenin köşegeni nedir? Açıortaydır. Tüm açıları zaten 90 derecedir. Açıortay olduğu için 45 derecelik açıyla gider. Yani 90'ı ikiye eşit parçaya böler. Burada DEC üçgeninin iç açıları toplamından hareket edersek zaten x'e ulaşırız. 45, 35 topladım 80. 80 artı x 180 ise x buradan 100 derece olur. İkinci sorudayız. ABCD kare AC köşegen CECB'ye eşit. ACE açısı 15 derece. X kaç derecedir? AC köşegen olduğu için açıortay olacak. Yani bir tarafta 45, diğer tarafta 45 derecelik açı bırakacak. 45 derecelik açının 15'i gitmiş, geriye kaldı 30 derece. Burada EBC üçgeni ikizkenar üçgen, tepe açısı 30 ise 180'den 30 çıkardım. 150 ikiye böldüm. Taban açıları 75'e 75 olur. Bu durumda x artı 75 karenin bir iç açısına karşılık gelir. Karenin tüm iç açıları eşit ve 90 derecedir. Yani x artı 75 90 ise 75'ten 90'dan 75'i çıkardığımızda x eşittir 15 olur. Üçüncü sorudayız. ABCD kare ve ADE eşkenar üçgenmiş. ADE tüm kenarları eşit ve tüm iç açıları 60'ar derece. Bunu yazalım. E elemandır DF, BF x derece, x kaç derecedir? Şimdi şu kenara odaklanırsak AD kenarı hem karenin hem de eşkenar üçgenin bir kenarı. Eşkenar üçgenin de tüm kenarları eşit. Karenin de tüm kenarları eşit. O zaman AB de çizgi olur. BC'nin tamamı da çizgi. DC de çizgi olur. Şurası bize yetecek. Çünkü biz bir iç açının 90 derece olduğunu biliyoruz. 90'dan 60 çıkardık 30. Üçgen ikizkenar. 180'den 30 çıkardık. 150 ikiye böldük. Taban açıları 75'e 75. Burada bir doğrusal açı oluşuyor. 60'ın 75'in ve x'in toplamı 180'dir. 60 ile 75'i topladığımızda 135 yapar. 135 artı x, 180 ise x eşittir 45 derece olur. Dördüncü sorudayız. ABCD kare DE 5 birim EA 7 birim CE x birim x kaçtır? Karenin tüm kenarları eşittir. Dikkat edersek AD kenarı verilmiş. 7 artı 5'ten 12 tüm kenarlar 12 birimdir. DC de 12 birimdir. Ve karenin tüm iç açıları 90 derecedir. Burada bir dik üçgen oluşmuş. Pisagor bağıntısı uygulayabiliriz ya da özel dik üçgenlerden 5, 12, 13 özel üçgeninden x eşittir 13 olur. Beşinci sorudayız. ABCD kare B elemandır. AECE 10 birim, BE 6 birim, çevre ABCD kaç birimdir? Karenin bir iç açısı 90 derece. Burada doğrusallık olduğu için bütünleri de 90, yani CBE dik üçgen 6, 8, 10 özel üçgeninden BC 8 olur. Karenin çevresi isteniyor. Tüm kenarlar aynı. 8 birim, 4 kenarı var. 4 çarpı 8'den çevre 32 birim olur. 6. sorudayız. ABCD kare AEF'ye dik. B elemandır AF. EB 3 birim, BF 1 birim. X kaç birimdir? AEF üçgenine dikkat edersek dikten dikinilmiş. Burası diktir çünkü karenin bir iç açısıdır, B açısı. Dikten dikinildiği için Öklit bağıntısı oluşur. Yüksekliğin karesi bölmüş olduğu parçaların çarpımına eşit ki bu parça zaten AB karenin bir kenarı. BC kenarı x artı 3'e karşılık geliyorsa AB de x artı 3'e karşılık gelir. Şimdi Öklit uygulayalım. 3'ün karesi bölmüş olduğu parçaların çarpımı x artı 3 çarpı 1. Yani 9 x artı 3'e eşit. X artı 3 9 ise x 6 olur. Cevap Ceyhan. 7. sorudayız. ABCD kare EFBC yedik. DEAE yedik. CF 4 birim. FB 9 birim. Yukarıdaki verilere göre EFX kaç birimdir? Şimdi biz eğer bu FE'yi uzatırsak karşı kenara kadar burada dik açı oluştuğu için ve ben doğrusal bir şekilde uzattığım için indiği yerde de dik açı oluşur. İndiğimiz noktaya da K diyelim. Dikten dikenildiği için Öklit bağıntısı gelecek ve
Bu KF iki tane dikdörtgene bölmüş oldu kareyi. Yani KF, CD'de dikdörtgen karşılıklı kenarlar eşit. Yani KD 4. FB 9 ise AK'da 9 oluyor. Ben buraya H dersem yüksekliğin karesi böldüğü parçaların çarpımına eşit. H kare eşittir 4 çarpı 9. 4 çarpı 9'dan 36 geliyor. H kare 36 ise H 6 olur. Burayı 6 bulduk. Dikdörtgen olduğu için burası, yani KFCD 6 artı x CD'ye eşit olacak. Yani CD'de 6 artı x veya x artı 6 olacak. Ve DC karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı 13 birim. Burada 13 olacak. X artı 6 13 ise x eşittir 7 olur. 8. sorudayız. ABCD kare AE 15 EC 3 birim. Yukarıdaki verilere göre çevre ABCD kaç birimdir? E noktasından dikme insek mi ya da bu haliyle de çözebiliriz. Bakın DE'ye x dediğimizde DC kenarı x artı 3 olur. Karenin tüm kenarları eşit olduğu için AD de x artı 3 olur. Ve bir iç açısı zaten 90 derece. Burada bir dik üçgen var. Hipotenüs 15. Özel üçgenleri düşünelim. Ve dik kenarlar arasında 3 fark var. 9, 12, 15 üçgeni geliyor bakın. X 9 iken x artı 3 12 oluyor, sağlıyor. Çevre ABCD isteniyor. Biz AD'yi 12 bulduk. Bir kenar 12 ise dört kenar değişip 4 çarpı 12'den çevre 48 olur. 9. sorudayız. ABCD kare CE açıortay CE 3 kök 2 birim, DA 7 birim, DE kaç birimdir? C açısının tamamı zaten biliyoruz 90 derece. Açıortay olduğuna göre 92 eşit parçaya böldüğümüzde 45'e 45 olur. Özel açı olduğu için E'den 45'in karşısına bir dikme inelim. Bunu daha güzel inelim. Bu dikme burada ne oluşturacak? Şuraya F noktası diyelim. Bir ikizkenar dik üçgen oluşturacak. 90-45 ise burası da 45 oluyor çünkü. Hipotenüs 3 kök 2 ise dik kenarlar 3'e 3'tür. Ve biz AD'yi 7 olarak biliyoruz. Karenin bir kenarı bu. DC de 7 olacak. 3 gitti. Geriye kaldı 4. DFE üçgeni dik üçgen. Dik kenarlar 3, 4. 3, 4, 5 özel üçgeninden hipotenüs 5 olur. Yani DE 5'tir. Cevap Bursa. 10. sorudayız. ABCD kare DEB 30 derece. DB 4 kök 2 birim. DEX kaç birimdir? Karenin köşegeni nedir? Açıortaydır. Yani 45 derecelik açıyla gelir. Ve burada DAB üçgeni ikizkenar dik üçgendir. Hipotenüs 4 kök 2 ise dik kenarlar 4'e 4'tür. Ve diğer tarafta DAE üçgeni 30 90 ise 60, yani 30 60 90 üçgenidir. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katıdır. Yani x 8'dir. 11. sorudayız. Kare şeklindeki bir çerçeve zincir ve çivi kullanılarak aşağıdaki gibi dengede kalacak şekilde duvara asılıyor. Kullanılan zincirin uzunluğu 34 santim, çivinin çerçeveye olan en kısa uzaklığı 8 santimdir. Çerçevenin çevresi kaç santimdir? Şimdi bu tablo zincirde dengede kaldığına göre zincirin solda kalan ve sağda kalan parçalarının uzunlukları eşit olmalı ki bu tablo dengede kalabilsin. Yani burada bir ikizkenar üçgen oluşmalı. Zincirin uzunluğu 34 santim ise ikiye böldük. 17'si solda, 17'si sağda olacak. Ve çivinin çerçeveye en kısa uzaklığı çividen çerçeveye dikme inerek bulunur. İndik dikmeyi. Bu dikmenin uzunluğu ise 8'miş. O halde burada bir dik üçgen var. İster sağda ister solda fark etmez. Bu üçgen 8, 15, 17 özel üçgenidir. Burası 15 ise diğer tarafta 15'tir. Yani çerçevenin bir kenarı 30 santimdir. Çünkü çerçeve kare şeklinde tüm kenarlar 30. 4 çarpı 30'dan çevresi 120 santimdir. 139. teste geldik. ABCD kare AC köşegen AE AF'ye eşit. FAB 15 derece, X kaç derecedir diye soruluyor. AC köşegeni açıortaydır. Yani 45 yukarıda, 45 aşağıda bırakır. 45'in 15'e gitti, geriye kaldı 30 derece. EAF üçgeni ikizkenar üçgen tepe açısı 30. 180'den 30'u çıkardım, 152'ye böldüm, 75'e 70
5 olur. Şuradan yapabiliriz. B açısı 90. 90, 15 ise 3. açımız 75'tir. Çünkü iki açının toplamı 90 olmalı ki iç açılar toplamı 180 olsun. 75, 75 ve x'in toplamı yani 150 artı x 180 olmalı. Çünkü orada bir doğrusal açı oluşuyor. X buradan 30 derece olur. İkinci sorudayız. ABCD kare AC ve BD köşegen. DEKB'ye eşit. EDA açısı 35 derece. EKA açısı ise x derece ve x isteniyor. Karenin köşegenleri hem eşittir, hem açıortaydır, hem de dik kesişirler. Bir kere açıortaylıktan 45 derecelik açıyla gelecek ve birbirini ortalıyorlar aynı zamanda. Yani KB iki çizgi ise DK da iki çizgidir. Ve ne dedik? Bunlar dik kesişiyorlar. Buralar da iki çizgi, iki çizgi zaten eşitler. Şimdi şuradaki ikizkenar üçgene dikkat edersek tepe açısı 80. 180'den 80'i çıkardık. 100. 2'ye böldük. Taban açıları 50'ye. 50. 50 ile x'in toplamı bize neyi veriyor? Köşegenlerin kesişim açısını yani 90 dereceyi veriyor. 50 ile x'in toplamı 90 ise x 40 derece olur. Üçüncü sorudayız. ABCD ve EBFG kare. EB 3 birim, DG 6 kök 2 birim. Yukarıdaki verilere göre çevre ABCD kaç birimdir? Şimdi DG'nin köşegen olup olmadığına dair bir verimiz yok. Ama BG yani küçük karenin köşegeni neyle gidecektir? 45 derecelik açıyla gidecektir. 45, 45. Burası 90. Burası yine 3, burası da yine 45 olacak. Ve hani buranın doğrusallığını tam bilmiyoruz ama eğer ben büyük karenin de köşegenini çizsem bu da 45 derecelik açıyla gideceği için burası kesinlikle büyük karenin de köşegenidir. Ha işi sağlam alalım, farklı yolla çözelim derseniz şöyle yapabiliriz. Bu EG'yi yukarı doğru uzatalım. Şimdi şurası 3 birim olacak. Çünkü burası 3, burası da 3. Şimdi karenin şurada 3 oldu. Bir kenarına x dersek şura x eksi 3 oluyor. Dolayısıyla burada x eksi 3 oluyor. Bir kenar tamamı, dc'nin tamamı da x olduğu için 3 gitti. Burada x eksi 3 oluyor. Ve burada ikizkenar bir üçgen oluşuyor. X eksi 3, x eksi 3, 6 kök 2. Yani hipotenüs 6 kök 2 ise dik kenarlar 6'ya 6'dır. Burası 6. Burası da 6. Ve dikkat ederseniz açımız da 45 derece. Çünkü üçgen ikizkenar. İki kenarı da eşit. O halde biz neye ulaşmış olduk? Burası 6 birimse 3 birim de buradan geliyor. Büyük karenin bir kenarı 9 birim veya buradan yapın. 6 bura, 3 bura yani 6 bura, 3 bura, 9 birim fark etmez. Çevre ABCD 4 çarpı 9'dan 36 olur. Dördüncü sorudayız. ABCD kare EBFG dikdörtgen AC köşegen GF 3x GE 5x DC'de 32 birim verilmiş. X kaçtır? AC köşegen olduğu için 45 derecelik açıyla gider. 45 45. Yani bu ortadaki şeklimizde dikdörtgen olduğu verilmiş. Açıları 90'ar derece. 90 45 ise 3. açımızda 45 ve üçgen İkizkenar GE 5x ise AE 5x. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit EB 3x. Yani bir kenar 8x. 8x 32'ye eşit. 32'yi 8'e böldüğümde x 4'e eşit olur. 5. sorudayız. ABCD kare AC köşegen ABE açısı 30 derece. EB 8 birim. X kaç birimdir? AC köşegen olduğu için 45 derecelik açıyla gider. Hem 45 hem 30 derece özel açılarımız var. E'den dikmeye inersek güzel şeyler gelir. Dikmeye indik. Sağ tarafta EFB 30-60-90 üçgeni oluyor. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısıdır. 4'tür. Sol tarafta ise 90-45-45 yani ikizkenar dik üçgen var. Dik kenar 4 ise hipotenüs kök 2 katıdır. Yani x 4 kök 2'dir.
Altıncı sorudayız. A, B, C, D, dikdörtgen. E, F, A, C, yedik. A, E, B, eşit. A, F, 1 birim. C, F, kaç birimdir? A, C, köşegen olduğu için 45 derecelik açıyla gider. Burada ikizkenar bir dik üçgen oluşur. Yani A, F, 1 ise F, E de 1'dir. Hipotenüs ise 90'ın karşısı. Dik kenarların kök 2 katı, yani 1 çarpı kök 2'den kök 2'dir. A, E kök 2 ise E, B de kök 2. Yani A, B kenarı 2 kök 2. B, C de 2 kök 2. A, B, C üçgeni nasıl bir üçgen? İkiz kenar dik üçgen. Hipotenüs, yani A, C dik kenarın kök 2 katı. 2 kök 2'nin kök 2 katı ne yapar? 4 yapar. C, A 4 ise C, F'ye ne kalır? 3 kalır. 7. sorudayız. A, B, C, D kare. A, C köşegen. A, E 7 birim. E, C 23 birim. X kaç birimdir diye verilmiş, sorulmuş. AC köşegen, ben BD köşegenini de çizersem eğer köşegenler birbirini ortalıyordu. Köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Köşegenler açıortaydı ve köşegenler dik kesişiyordu. Yani birçok özellik var köşegenlerle ilgili. AC köşegeninin tamamı 30 birim. İki eşit parçaya böleceğiz. 15'e 15. Yani E'den yukarısına ne kalıyor? 8 kalıyor. Bir parçası 15 ise diğerinin de bir parçası 15 olacak. Çünkü köşegen uzunlukları eşit. 15'e 15 olacak, 30 olacak. Burada 8, 15, 17 özel üçgeni geliyor. X eşittir 17 oluyor. 8. sorudayız. A, B, C, D kare. C elemandır. A, E. A, B 8 kök 2. C, E 7 birim. B, E kaç birimdir? A, C köşegeni çizilmiş. Biz de D, B köşegenini çizelim. Köşegenler birbirini ortalıyor ve dik kesişiyorlar. Öncelikle köşegen uzunluklarını bulsak mı, ya da şuradan da yapabiliriz. Hani 45 derecelik açıyla gidiyorlar ya. Burada bir ikizkenar dik üçgen var. Hipotenüs 8 kök 2. O zaman dik kenarlar 8'e 8'dir. Burası da 8'dir. Bize BE sorulmuş. Bakın şurada bir dik üçgen oluşturmuş olduk. Dik kenarlar 8'e 15. 8, 15, 17 özel üçgeninden BE 17 olur. 9. sorudayız. Bir birim uzunluğundaki eş çubukların yardımıyla elde edilen birim karelerini oluşturulan şekillerde kullanılan çubuk sayıları kaydediliyor. Örneğin şeklini oluştururken kullanılan çubuk sayısı 10'dur. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buna göre alanı 12 birim kare olan bir dikdörtgensel bölge elde etmek için kullanılacak çubuk sayısının en büyük ve en küçük değeri, hani en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır diye sorulmuş. Çubuk sayısının fazla olması için mantık yürütelim. Şeklin uzun bir şekil olması lazım. Yani şöyle üst üste falan değil de bütün şekilleri, çubukları yan yana. Buradaki maksat ne? Ortak çubuk sayısını azaltmak. Burada dikkat ederseniz her bir karenin bir tane ortak çubuğu var. Şimdi biz tek tek yazmayalım. Şöyle nokta nokta diyelim. 12 birim karelik dikdörtgensel bölgeyi bu şekilde oluşturacaksak yan yana 12 tane kare dizmeliyiz. Birinci karede kullanmış olduğumuz çubuk kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane. İkinci karede kullandığımız çubuk sayısı 1, 2, 3. Üçüncü de yine 1, 2, 3. Dördüncü de yine 3. Ve diğer hepsinde 3. Bunlardan kaç tane var dedik? 12 tane olacak ki 12 birim kare olsun. Çünkü biri bir birim karelik. Bütün kenarları 1 olduğu için. Birinci de 4 tane kullanıyoruz. Diğer 11 tanesinin her birinde 11 tanesinin her birinde üçer tane kullanıyoruz. 33 artı 4'ten 37 tane kullandığımızda en fazla çubuk sayısı ortaya çıkacak. En az çubuk sayısı, yani daha az sayıda çubuk kullanmak için de yürüteceğimiz mantık ortak kenar sayısını artırmak. Eğer mümkünse bir kare elde etmek, ama alanı 12 birim kare olan bir kare yok. En yakın ne yapabiliriz? 4'e 3'lük bir kare yapabiliriz. Bunu da zaten çizebiliriz. Yatay 4, dikey 3 olabilir veya yatay 3, dikey 4 olabilir. Bunun bir önemi yok. Bir farkı yok yani. Eşit sayıda olacaktır her ikisinde de. Şöyle hızlıca çizmeye çalışalım. Burada kaç tane kullanıyoruz? Bunu sayabiliriz esasında. Dikeyleri saysak 1, 2, 3.
Burada kaç tane dikey var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 3'ten 15. Yatayları 1, 2, 3, 4. Kaç tane yatay var? 1, 2, 3, 4 tane yatay var. 4 kere 4'ten 16. Yani topladığımızda 31 tane. En az çubuk kullanabiliyoruz. 12 birimlik kare elde etmek için. Bir tarafta 37 var, bir tarafta 31 var. Aralarındaki fark 6. 10. sorudayız. Ahmet yukarıdaki örüntünün birinci adımında 1 çarpı birlik bir kare çiziyor. İkinci adımında da bu kareye 1 çarpı birlik bir kare daha ekliyor. Sonraki her adımda bir önceki adımda elde ettiği dikdörtgenin uzun kenarını baz alarak kare çizmeye devam ediyor. Yani her seferinde kare ekliyor. Örneğin ikinci adımdaki dikdörtgenin uzun kenarı 2 birim olduğu için üçüncü adımda 2 çarpı 2'lik bir kare ilave ediyor. Hani birinci adımda zaten 1 çarpı birlik var. İkinci adımda 1 çarpı birlik daha ekliyor. Bir dikdörtgen oluşturuyor. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 2 olduğu için 2 çarpı 2'lik bir kare ekliyor. Sonra oluşturmuş olduğu dikdörtgenin kenarları 2'ye 3'lük, uzun kenar 3 birim olduğu için 3 çarpı 3'lük bir kare daha ekliyor. Bir sonrakinde ne yapacak? Uzun kenar 5 birim olduğu için 5 çarpı 5'lik bir kare çizecek. Ekleyecek şekle. Şöyle adımlarımızı yazalım. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adımda ne yapıyor? 2 çarpı 2'lik kare ekliyor. Dördüncü adımda 3 çarpı 3'lük ekliyor. Bir öncekinde 1 çarpı 1'likti. Yine bir öncekinde de 1 çarpı 1'likti. Sonra 5. adımda hani bir sonraki adımda ne yapacak? 5'lik dedik. Çünkü uzun kenar 3 artı 2'den 5 birim oluyor. 5 çarpı 5'lik. Peki bir sonrakinde ne olur? Şimdi biz 5 çarpı 5'lik eklediğimizde 5 birim bura, 3 birim bura, 3 birim burası 8 birim oluyor bir kenar. Yani uzun kenar 8, kısa kenar 5 oluyor. Uzun kenar 8 olduğu için 8 çarpı 8'lik bir kare eklemesi lazım. Yani diğer adımdaki karemiz 8 çarpı 8'lik. Soruda diyor ki örüntüye devam ettirdiğinde aşağıdaki verilen ölçülerden hangisinin herhangi birini oluşturmaz. Şimdi buradaki örüntüye dikkat ederseniz arkadaşlar bakın 8'i nasıl elde ettik? 5 artı 3'ten 8. 5'i nasıl elde ettik? 3 artı 2'den 5. 3 nasıl elde edildi? 2 artı 1'den 3. 2 nasıl elde edildi? 1 artı 1'den 2. Yani aslında burada bir sayı dizisi var. Fibonacci sayı dizisi belki duymuşsunuzdur. 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye gider. Bu örüntü, bu sayı dizisi nasıl oluşur? İlk iki sayının toplamı bir sonraki sayıyı verir. 1 artı 1, 2, 2 artı 1, 3, 3 artı 2, 5, 5 artı 3, 8, 8 artı 5, 13, 13 artı 8, 21, 21 artı 13, 34, 34 artı 21, 55. Devam ediyoruz. Yani şıklara baktığımızda 34 çarpı 34 oluşturuluyor. 55 çarpı 55'lik de oluşturuluyor. Toplamaya devam edelim. 55 artı 34'ten 89. Bu da oluşturuluyor. 89 da 55'i topladığımızda 134. 134 de 89'u topladığımızda 210. 223 mü? 233 mü olacak? 223 oluyor sanki. Şurada 134 değil de 144 olacak. 144 ile 89'u topladığımızda 233 olur. Burada bırakalım çünkü şıkları taramış olduk. 124'e 124'lük gelmiyor bakın. 89'luktan sonra 144'lük geliyor. 144'lükten sonra da 233'lük geliyor. Yani 124'e 124'lük hiçbir adımda oluşmuyor. 140. testteyiz. ABCD dik yamuk. BEFC kare. DCAB'ye paralel. CDDA'ya dik. ABBE'ye eşit. DCF 160 derece. X kaç derece diye sorulmuş. Şimdi karenin tüm kenarları eşit olacağı için BC'deki çizgi FE'de burada iki çizgi. Ve bir iç açısı 90 derece. Şöyle gösterelim. Dik yamuğun üst tabanı ile alt tabanı birbirine paralel olduğu için burada bir Z kuralı oluşur. Yani eğer ben buraya Y açısı dersem Z kuralından dolayı burada Y olur. Ve AB C üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları eşit olur. Burası da Y olur. Şimdi burada bir tam açı oluşturmuş olduk. 160, 90 daha 250.
250 artı 2y 360'a eşit olmalı. Buradan 2y 110 olur ve y 55 olur. Y 55 ise y ile x ADC üçgeninin iç açıları, dar açıları yani y ile x'in toplamı 90 olmalı. X artı 55 90 ise 90'dan 55'i çıkardığımızda x eşittir 35 olur. İkinci sorudayız. ABCD kare E bulunduğu kenarın orta noktası. Yani şöyle gösterelim. FG kök 13 birim, FD 4 birim, AG 3 birimmiş. A ile E noktaları arasındaki uzaklık soruluyor. Öncelikle A açısı 90 derece. Bu üçgende Pisagor bağıntısı uygularsak AF'ye x diyelim. X'in karesi artı 3'ün karesinden 9 kök 13'ün karesine yani 13'e eşittir. Buradan x'in karesi 13 eksi 9'dan 4 olur. X 2 olur. X 2 ise x'in 2 olması bize neyi veriyor? Karenin bir kenarını veriyor. Karenin bir kenarı 6 birim. AB'ye de 6 olacak. AG 3 ise GB'de 3'tür. Yine BC de 6 birim. E orta nokta ise 3'e 3'tür. Gösterelim. Bulmamız gereken uzunluk A ile E arası uzaklık. Bakın burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin kenarları 3'e 6. Hipotenüsü cevabımız. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı olduğu için hipotenüs küçüğün kök 5 katı olacaktır. Yani 3'ün kök 5 katından cevap 3 kök 5 olacaktır. Üçüncü sorudayız. ABCD ve EFGC kare AD 3 kök 2 birim, EF 4 kök 2 birim. AF arası, A ile F arası uzaklık soruluyor. Eğer biz FE'yi uzatırsak ve DA'yı da uzatırsak burada bir dik üçgen oluşturmuş oluruz. Dik üçgenin hipotenüsü bizim cevabımız olur. Dik kenarlara ulaşmaya çalışalım. Şuraya K diyelim. Şimdi 4 kök 2 karenin yani şu sağdaki büyük karenin bir kenarı. O zaman GF de 4 kök 2 olur. GF 4 kök 2 ise DK da 4 kök 2 olacak. Çünkü burada bir dikdörtgen oluşturmuş olduk. O halde AK kök 2 olur. Ve yine ABCD karesinin bir kenarı 3 kök 2 ise DC de 3 kök 2. O halde KE de 3 kök 2'dir. Dik üçgenin kenarları kök 2'ye 7 kök 2. Hipotenüs zaten cevabımız olacak. Pisagor bağıntısı uyguluyoruz. Kök 2'nin karesi 2. 7 kök 2'nin karesi 7'nin karesi 49 çarpı 2'den 98 eşittir x'in karesi. Yani x'in karesi buradan 100 geliyor. O halde x eşittir 10 olur. Dördüncü sorudayız. ABCD kare EC 2 birim, ED ve EB eşit ve onar birimler. Çevre ABCD kaç birimdir? E noktasının D'ye de B'ye de uzaklığı eşit olduğu için bu E noktası köşegen üzerindedir arkadaşlar. Çünkü köşegen açıortaydır. Yani simetri merkezi diyebiliriz. Yani kareyi katladığımızda çakışacaktır B noktası ile D noktası. Diğer köşegeni de çizelim. Köşegenler birbirini ortalıyor ve dik kesişiyorlar ve köşegenler birbirlerine eşitler. Eğer ben şu araya x dersem bir parçası köşegenin x artı 2 olur. Burada x artı 2 olur. Yine burada x artı 2, burada x artı 2. Şimdi buradaki dik üçgenden özel üçgenleri düşünelim. 6, 8, 10 üçgeni geliyor. Bakın dik kenarlar arasında 2 fark var. Eğer x 6 olursa x artı 2, 8 olur. 6, 8, 10 özel üçgeni gelir. O halde 8'e 8 köşegenler değil mi? Köşegenin yarısı 8. 8, 8 ise bir kenarımız 8 kök 2 olur. Bir kenar 8 kök 2 ise çevresi 4 çarpı 8 kök 2'den 32 kök 2 olur. Beşinci sorudayız. ABCD kare DECE yedik. DEFB'ye paralelmiş. EF 7 birim, FC 8 birim, çevre ABCD kaç birimdir? Şimdi 90 derece burada bölünmüş. Bir tarafına nokta, bir tarafına çizgi diyorum. Nokta ile çizginin toplamı 90. DEC üçgeninde 90 var, nokta var. O halde üçüncü açımız çizgi olacaktır. Şimdi FBC üçgeni de dik üçgendir. Çünkü
Bunlar paralel olduğu için arkadaşlar Z kuralında şu açı 90 olur. Bütünleri de 90 olur. 90 çizgi ise 3. açı nokta. İki üçgenin açıları eşit ve iki üçgenin hipotenüsleri de eşit. Bakın 90'ın karşısında BC kenarı var. 90'ın karşısında CD kenarı var. Şekil kare olduğu için iki kenar da birbirine eşit. O halde üçgenler eşittir. Noktanın karşısında 8 varsa diğer üçgende de noktanın karşısında 8 olmalı. 8, 15, 17 üçgeni geliyor. Ve karenin bir kenarı 17 olduğu için çevresi 4 çarpı 17'den 68 birim oluyor. 6. sorudayız. ABCD kare DEEA yedik. BFED yedik. DE 5 birim. AE 3 birim. Bunu yazalım. DE'yi de şöyle gösterelim. 5 birim diye. BF kaç birimdir? Yine burada benzerlik ortaya çıkacak arkadaşlar. EA'yı uzatsak, B'den de buraya dikme insek ne olur? Bu noktaya da P diyelim. Bir dikdörtgen oluşturmuş oluruz. PEFB dikdörtgeni. Ortada bir 90 derecelik açımız var. Bakın doğrusal açı var. Bir tarafına nokta, bir tarafına çizgi dersem nokta ile çizginin toplamı 90. 90 derece var. Dar açılardan biri çizgi ise diğeri nokta. 90 derece var. Dar açılardan biri nokta ise diğeri çizgi. DEA üçgeni yazalım. Havada kalmasın. İle AP, B üçgenleri benzer. Ve hatta hipotenüsleri bakın. Bunun hipotenüsü de AD. Yani karenin bir kenarı. Diğerinin hipotenüsü de AB. Karenin bir kenarı. Bu üçgenler eşittir. Eş oldukları için çizginin karşısında 3 varsa diğer üçgende de çizginin karşısında 3 vardır. Noktanın karşısında 5 varsa diğerinde de noktanın karşısında 5 vardır. PE aslında BF'ye eşit çünkü burada bir dikdörtgen oluşturduk. Karşı kenarları eşit olacak. Yani BF 5 artı 3'ten 8'e eşit. 7. sorudayız. ABCD kare DEF'ye BF DF yedik. CB 8 BF 4 DE x birim ve x isteniyor. Bakın bir önceki sorudaki şeklin aynısı. Kesinlikle DE A üçgeni ile AF B üçgenleri eşit gelecek. Görelim bakalım. 90 derecemiz var. Bir tarafa çizgi, bir tarafa nokta diyorum. Çizgi ile noktanın toplamı 90. O halde bura nokta, diğer tarafta çizgi olur. Üçgenler açıları eş olduğu için benzer olur. Ve hipotenüsleri de eşit olduğu için üçgenler eş olur. Yani 8, 8 birim sonuçta değil mi buralarda? Çizginin karşısında 4 varsa diğer üçgende de çizginin karşısında 4 vardır. Ve bu üçgen nasıl bir üçgen? Hipotenüs 8. Dik kenar 8'in yarısı. Bu 30, 60, 90 üçgeninde olan bir şey. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı kök 3 katıdır, 4 kök 3'tür. Ve bunu göremediniz. Pisagor uygularsanız zaten yine 4 kök 3 gelir. 8. sorudayız. ABCD kare CEB yedik. CE 4 birim, BE 2 birim. AE kaç birimdir? Yine bir önceki şekle çok benziyor. BE'yi uzatırsak A'dan da dikmeye inersek burada eşit üçgenler oluşturmuş oluruz. F diyelim. AFB üçgeniyle CEB üçgenleri eş olacak. Çünkü burada 90 derece var. Bir tarafına nokta, bir tarafına çizgi dersem. Nokta ise çizgi, çizgi ise nokta. Üçgenlerin açıları eş, hipotenüsleri de eş. Çünkü ikisinin de hipotenüsü karenin bir kenarını görüyor. Çizginin karşısında 4 var. Diğer üçgende de çizginin karşısında 4 olmalı. Noktanın karşısında 2 var. Diğer üçgende de noktanın karşısında 2 olmalı. AE uzunluğuna x dersek buradaki dik üçgeni görmüşüzdür. Yine de vurgulayalım. Şimdi Pisagor uygularsak 2'nin karesi artı 6'nın karesi neye eşit? X'in karesine. 36 artı 4'ten 40. X'in karesi ise x kök 40'a eşittir. 40'ı 4 çarpı 10 olarak düşündüğümüzde x 2 kök 10 olur. 9. sorudayız. A, B, C, D, kare, D, F, C, E yedik. C, K, 4, K, E, 1, K, F, D, X, 1'in ve X kaçtır diye sorulmuş. A açısı 90 derece ve D açısının tamamı 90 derece. Bir tarafına nokta, diğer tarafına çizgi dersem nokta ile çizginin toplamı 90.
O halde DAF üçgeninde 90 derecemiz var. Diğer iki açının toplamı 90 olmalı. Biri noktaysa diğeri çizgidir. Yine burada 90 derecelik açı var. DKC üçgeninde bir açı çizgi ise diğeri noktadır. Yine CDE üçgenine baktığınızda 90 derecemiz var. Bir açı nokta, diğeri çizgi. Şimdi odaklanmamız gereken üçgenler CDE üçgeni ve DAF üçgeni. Bu iki üçgenin açıları eştir. O yüzden üçgenler benzerdir. Bakın nokta çizgi 90, nokta çizgi 90. Ve bu iki üçgenin çizginin karşısına kenarına dikkat ederseniz çizginin karşısında AD var. Diğer üçgende çizginin karşısında DC var. O halde bu üçgenler eştir. O halde hipotenüsü 5 birimse CDE'nin, DAF'nin de hipotenüsü 5 olmalı. Eğer DK'yı bulursak sanırım X'e ulaşacağız çünkü toplamı 5 birim. Dikten dikenin için öklit bağıntısı oluşur. Buraya Y dersek Y'nin karesi 1 çarpı 4'e eşit olur. 1 çarpı 4'ten 4, Y'nin karesi ise Y 2 birimdir. Y 2 ise 2 artı X de 5 ise 2 artı X de 5 ise X 3 birimdir. 10. sorudayız. Şekildeki kare şeffaf kağıt yukarıdaki gibi katlanıyor. Her katlama işleminin sonunda mavi ile beyaz karelerin üst üste geldiği yerlerde o kare mavi rengi boyanıyor. Buna göre katlama işlemi yukarıdaki gibi tamamlandığında küçük karenin son görünümü aşağıdakilerden hangisi olur? Yani önce ne yapıyoruz? Şurayı bu tarafa katlıyoruz. Burayı buraya katlıyoruz. Burayı da en son buraya katlayacağız. Biz mavilere odaklanmayalım. Çünkü zaten beyazla mavi üst üste geldiğinde maviye boyanıyor. Beyazlara odaklanalım. Yani şekilde beyaz boyalı yer olması için önceki yerde katlandığı yerde üst üste gelen yerlerin beyaz olması lazım. Mesela katladığımızda bu köşe buraya geliyor. Bura mavi olduğu için boyanacak, mavi olacak. Şurası beyaz. Katlandığında buraya denk gelecek. Burası da beyaz. Şu beyazlara B yazalım. Yine burası beyaz beyaz. Üst satırı hallettik. İkinci satıra geçelim. Maviye geçtik. İkinci sütunda beyaz var. Katladığımızda mavinin üstüne denk geleceği için maviye boyanacak. Maviye atladım. Burası beyaz. Katlandığında buraya gelecek. Beyaz beyaz. Beyaz olarak kalacak. Burası beyaz yine. Katladığımızda buraya geliyor. Maviyi atladık. Beyazı katladığımızda buraya mavinin üstüne gelecek. Maviye boyanmış olacak. Beyaz beyaz burası. Maviyi geçiyoruz. Burası beyaz. Katladığımızda buraya gelecek. Yine beyaz olarak kalacak. Bu hücre beyaz ama mavinin üstüne geldiği için mavi olacak. Bunu eledik. Şimdi bu beyazlardan devam edelim. Şimdi burayı ne yapacağız? Katlayacağız. Buranın üstüne denk getireceğiz. Bu beyazların içinden yani bunlardan hareket edelim. Bir daha diğerlerinden hareket etmeyelim. Çünkü diğerleri maviye boyanacak. Mesela şu sütundan başlayalım. Bu beyaz hücre katlandığında buraya gelecek. Burada beyaz, sıkıntı yok. Hemen altındaki yine beyaz kalacak. Hemen altındaki yine beyaz kalacak. Problem yok. En üstteki beyaz, bakın ikinci sütundaki, birinci satırın ikinci sütunundaki mavinin üstüne geleceği için bu gidecek. Beyaz olarak kalmayacak. Şurası buraya denk gelecek. Yok, şuraya denk geliyor. Bu da gidiyor. Maviye boyanıyor. Burası yine beyaz olarak kalıyor buraya geldiği için. Şimdi burayı diğer tarafa aktaracağız. Beyazlar şuralara denk geldiği için yine beyaz kalacak. Bu beyazı da katladığımda nereye denk geliyor? Sağdan ikinci ise soldan ikinci olacak. Burası beyaz olacak. Yani son katlama işlemi bittiğinde 4 tane beyaz hücremiz kalacak. 3 tanesi alt alta gelecek. D seçeneğine bakarsanız bakın aynısı cevabımız o yüzden denizdi. Evet geldik 141. teste. ABCD ve EFGH kare AE1 EF2 FB4 birim taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Taralı bölge büyük karenin alanı eksi küçük karenin alanıyla bulunur. Büyük karenin bir kenarı 7 birim. 7'nin karesi büyük karenin alanı. Küçük karenin bir kenarda 2 birim. 2'nin karesi de küçük karenin alanı. Yani 49 eksi 4'ten cevabımız 45 olur.
İkinci sorudayız. ABCD kare AECF eşit 3 birim. EF 5 kök 2 birim alan ABCD kaç birim karedir? Karenin bir kenarına x diyelim. Şuraya x olsun mesela. AB de x olacak. 3 gitti. Ne kaldı? X eksi 3. BC de x olacak. 3 gitti. BF'ye ne kaldı? X eksi 3. O halde burada EBF üçgeni ikizkenar dik üçgendir. Çünkü dik kenarlar eş. Hipotenüs 5 kök 2 ise dik kenarlar 5'e 5'tir. X eksi 3 5 ise x 8'dir. Karenin bir kenarı 8 ise alanı 8'in karesinden 64 birim karedir. Üçüncü sorudayız. ABCD kare AEEB'ye dik AE6 EB 8 birim taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Taralı bölgenin alanı yine karenin alanından dik üçgenin alanını çıkararak bulacağız. 6, 8, 10 özel üçgeninden karenin bir kenarı 10 birimdir. Karenin alanı onun karesinden 100'dür. 100 birim karedir. Dik üçgenin alanı dik kenarları çarpı 2'ye böldüğümüzde 6 kere 8, 48, 2'ye böldük. 24 birim karedir. 100'den 24'ü çıkardığımızda taralı bölge 76 birim karedir. Dördüncü sorudayız. ABCD kare AK 3 birim, DM 2 birim, CM 7 birim, CL 4 birim, DN de 5 birimmiş. Taralı bölgenin alanı soruluyor. Taralı bölgeyi bulmak için karenin alanından bu taralı bölgenin kenarlarında bulunan dik üçgenlerin alanlarını çıkarmamız yeterli. Kare şeklimiz bir kare ve bir kenarı 9 birim. AD de 9 olacak. 5 gitti kaldı 4. AB de 9 olacak. 3 gitti kaldı 6. BC de 9 olacak. BL'ye 5 kaldı. Şimdi bu dik üçgenlerin alanlarını hesaplayalım. 7 kere 4, 28, 2'ye böldüm 14. 5 kere 2, 12'ye böldüm 5. 4 kere 3, 12, 2'ye böldüm 6. 6 kere 5, 30, 2'ye böldüm 15. Karenin alanı bir kenarı 9 birim olduğu için 9'un karesinden 81. Şimdi 81'den bu üçgenlerin alanlarını çıkarırsak taralı bölgeyi bulacağız. 14, 6 daha 20. 15, 5 daha 20, 20, 20 daha 40. 81'den 40'ı çıkardığımda taralı bölge 41 birim kare olur. 5. sorudayız. ABCD kare DEA çortay EFBC'ye dik. FB 3 birim alan ABCD 64 birim kareymiş. X isteniyor. Karenin bir kenarına A dersek A'nın karesi karenin alanını veriyor. A kare 64 ise A ne olur? 8 olur. Yani karenin bir kenarı 8 birim. Şöyle yazalım bir iki yere. Şimdi biz FE'yi uzatırsak arkadaşlar ne olur? FE'yi uzattığımızda burada bir dikdörtgen oluşturmuş oluruz. A, B, F. Bir isim verelim. G diyelim. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir. Yani AG 3. O zaman DG'ye ne kalıyor? 5 kalıyor. Ve dik olacak paralel şekilde uzattığım için. GF'nin tamamı da 8 olur. Ve bu arada açıortay olduğu için 45 derecelik açıyla geldiği için E de 45 olur. Yani ikizkenar dik üçgen olur. GE de 5 olur. 5, 5, 5 kök 2 olur x. 6. sorudayız. ABCD kare DEEB'ye dik. EBA açısı 15 derece. DE 4 birim alan ABCD isteniyor. Eğer ben BD köşegenini çizersem biliyorum ki köşegen açıortaydır. Yani 45 derecelik açıyla gidecek. 15'e gitti, geriye kaldı 30 derece. O halde DEB üçgeni 30 derece var, 60 90 derece var. Üçüncü açıda 60 olacak. 30, 60, 90 üçgenidir. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katıdır, 8'dir. Şimdi biz karenin alanını arıyoruz. Elimizde karenin köşegeni var. Köşegeni çizdiğimizde 45 derecelik açıyla gittiği için DCB üçgeni ikizkenar dik üçgendir. Hipotenüs dik kenarların kök 2 katıdır. Dik kenarları yani karenin bir kenarını x dersek x'in kök 2 katı 8. 8'i kök 2'ye böldüğümüzde x 4 kök 2 olur. Kısaca nasıl yapıyoruz? 2'ye böldük, 4 kök 2 ile çarptık. 2'ye bölüp kök 2 ile çarpmış olduk. Karenin bir kenarı 4 kök 2, alanı 4 kök 2'nin karesinden 16 çarpı 2'den ne yapıyor? 32 yapıyor. 7. sorudayız. 9 adet birim kareden oluşan yukarıdaki şekil AB doğru parçası yardımıyla eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. BC kaç birimdir? Toplam alanımız 9 adet birim kare olduğu için yani kenarları bir bir olduğu için bir birim karedir bir tanesi. 9 adet olduğu için 9 birim kare.
Yarıya böldüğümüzde 9 bölü 2 yani 4,5 birim karelik bir bölgeye ayırıyor AB. Zaten bu bölgede 1 birim karelik yer var. Bunu da çıkarırsak 4,5'tan 3,5 birim karelik yerimiz neresi? Şimdi odaklanalım. İşte şu üçgenin alanı, çizmiş olduğum bu üçgenin alanı 3,5 olacak ki 3,5 birim kare olacak ki 1 birim karede buradan AB'nin bu tarafı toplam alanın yarısı olacak, 4,5 olacak. Bu üçgenin zaten ben dik üçgen olduğunu biliyorum ve bir kenarında 3 olduğunu biliyorum. Şu kenara x dersem alanı 3,5'sa iki kenarı çarpıp 2'ye böldüğümde zaten alanı buluyorum. Yani 3 çarpı x bölü 2 3,5'a eşit. 3,5'u da 7 bölü 2 olarak yazdığımda x buradan 7 bölü 3 gelir. X 7 bölü 3 ise zaten şuralar 1, 1, birer birim. 2'yi çıkardığımda şu aralığı bulmuş olurum. 7 bölü 3'ten 2'yi çıkardığımda payda eşitlersem 3 kere 2, 6. 7'den 6'yı çıkardım. 1 bölü 3. Şimdi burası 1 bölü 3. Karenin şurasından itibaren 1 birimdi. O zaman BC'ye ne kalıyor? Birden 1 bölü 3'ü çıkardığımızda 2 bölü 3 kalıyor. 8. sorudayız. Alanları birbirine eşit. Kare ile dikdörtgen biçiminde iki kağıt parçası. Alanlar birbirine eşitmiş. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ikişer kenarı çakışacak biçimde üst üste konuyor. Üst üste konulmuş. Yani şu mavinin görünmüyor. Yeşilin arkasına gelmiş bir kısmı. Ve alanları eşit arkadaşlar. Ve bu arada zaten karenin bir kenarı 10 birim olarak verilmiş. 10 birim ise 10 çarpı 10'dan alanı 100 birim karedir. DG 6 birim, GA 4 birim, X kaç birimdir? Şimdi biz bunun alanı 100 olarak biliyoruz ve alanların eşit olduğunu biliyoruz. Bunun alanı da 100 olacak. Ve dikkat ederseniz GA 4 ise bu dikdörtgenin kısa kenarı 4 birimdir. O zaman uzun kenarı kaç birim olmalı ki A diyelim? Alanı 100 olsun. A çarpı 4. 100 ise A 25 birimdir. Yani bu dikdörtgenin uzun kenarı 25 birimse bir kısmı karenin arkasında kaldıysa ve bu kısım 10 birimdir. Karenin bir kenarı kadardır. 10 artı x 25 ise x ne olur? 15 olur. 9. sorudayız. Başlangıçta bir kenar uzunluğu 1 santim olan bir karenin köşeleri başka bir karenin kenar orta noktaları olacak şekilde bir kare çiziliyor. Başlangıçta 1 birimmiş. Sonra bu karenin, bu kare duruyor burada. Köşeleri kenar üzerinde olacak şekilde, kenarın orta noktaları olacak şekilde diyor. Yani şu şekilde parçalar eşit. Bu kurala göre bir kare çiziliyor. Yine benzer şekilde aynı kural uygulanarak kareler çizilmeye devam ediliyor. Her adımda benzer işlem yapılıyor. 5. adımda oluşan en büyük karenin alanı. Şimdi birinci adımda ya da başlangıçta diyelim. Başlangıçta karenin bir kenarı bir birim. Birinci adımda karenin bir kenarı kaç birim oluyor onu bulalım. Şimdi ben şunu çizersem yani içerideki karenin köşegenini çizersem kare zaten bir birimlik diye köşegeni ne olacak? İkizkenarda üçgen oluşacağı için köşegen açıortay olacağı için kök 2 birim olacak. Bu köşegen çizmiş olduğumuz karenin büyük karenin bir kenarına karşılık gelecek. Yani birinci adımdaki oluşturduğumuz karenin bir kenarı kök 2 birim. İkinci adıma geçelim. İkinci adımda oluşturmuş olduğumuz karenin bir kenarı da bir önceki adımda oluşturmuş olduğumuz karenin köşegenine karşılık gelecek. Hani kök 2'ye kök 2 idi. Birinci adımda oluşturduğumuz karenin kenarları. İkizkenar dik üçgende hipotenüs dik kenarın kök 2 katı. Kökgenin kök 2 katından 2 gelecek köşegen. Bu köşegen büyük karenin bir kenarı olacak. Yani ikinci adımda karenin bir kenarı 2 olacak. Dikkat ederseniz örüntü hep kök 2 katını alıyoruz. 1'in kök 2 katı kök 2, kök 2'nin kök 2 katı 2. Üçüncü adımda kök 2 katını alalım 2 kök 2. Dördüncü adımda kök 2 katını alalım 4. Beşinci adımda kök 2 katını alalım 4 kök 2. Diyor ki 5. adımda oluşan en büyük karenin alanı bir kenarı 4 kök 2 ise 4 kök 2'nin karesinden 16 çarpı 2'den 32 birim kare olur.